Herkese merhabalar. Uzlaştırmacı sınavlarına hazırlık bölüm 6'da yine birlikteyiz. Bu bölümde kısa kısa notlarla devam edeceğiz. Önemli kısa kısa bilgiler. Uzlaştırmanın şartları arasında bulunan samimi ikrar, 55-60 sayılı kanun uzlaştırma şartlarından çıkartılmıştır. Mahkeme sanığın ikrarını ancak elde edilen diğer delillerle birlikte değerlendirir. Tek başına ikrar suçun sanık tarafından işlendiğinin kanıtı olamaz. Sanığın kendisine yapılan uzlaştırma teklifini kabul etmesi ikrar sayılmaz. Şüpheli veya sanığın mağdur ile uzlaşması suçlu olduğu anlamına gelmez. Soruşturma veya kovuşturma aşamasından kaçınmak için uzlaşmış olabilir. Etkin pişmanlık hükümlerine tabi suçlar uzlaştırma kapsamına alınmıştır. Üst sınırı 3 yıl hapis veya adli para cezasını geçmeyen suçlar uzlaştırma kapsamındadır. Suçun mağduru bir kamu tüzel kişisi ise uzlaştırma yoluna gidilemez. Sanığın veya şüphelinin ölümü halinde uzlaşma yapılamaz. Kovuşturma aşamasında düşme kararı, soruşturma evresinde ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Sadece hakaret suçu bakımından uzlaşma teklifi ölen mağdurun mirasçılarına yapılır. Uzlaştırma yapıldıktan sonra mağdurun ölmesi halinde uzlaşma belgesiyle mirasçıları icra takibini başlatabilir. Mağdur kovuşturma aşamasında katılan sıfatını almamışsa uzlaştırma işlemine son verilir. Akıl sağlığı yerinde olmayanların işledikleri suçlardan dolayı uzlaştırma yoluna gidilemez. Akıl zayıflığı bulunan reşit olmayan kişiler için ise uzlaştırma teklifi her iki taraf için de kanuni temsilcisine yapılır. Bir suçla ilgili uzlaştırma yapılabilmesi için o suça ilişkin muhakeme şartlarının bulunması gerekir. Yani bir suç hakkında zaman aşımı dolmuşsa, bir hüküm verilmişse, gaiplik varsa, suçu işleyenin akıl sağlığı yerinde değilse veya ön ödeme gerçekleşmişse vesaire uzlaştırmadan söz edemeyiz. Soruşturma evresinde muhakeme şartları yoksa kovuşturmaya yer yoktur kararı verilir. Mahkemede ise muhakeme şartlarının yerine gelmesi beklenene kadar durma kararı verilir. Şartların yerine gelme ihtimali kalmamışsa düşme kararı verilerek dosya kapatılır. Kural olarak uzlaştırma şikayete bağlı suçlarla ilgili yapılmaktadır. Suçla ilgili şikayet geri alınmışsa uzlaştırma yoluna gidilemez. Dokunulmazlığı bulunan kişilere uzlaştırma teklifinde bulunulamaz. Dokunulmazlık kalktıktan sonra uzlaştırma teklifinde bulunulabilir. Zaman aşımına uğramış suçla ilgili uzlaştırma yoluna gidilemez. Askere gidecek er ve erbaşlarla ilgili cezası 2 yılı geçmeyen suçlarla ilgili uzlaştırma askerlik hizmeti dönüşüne mütakiben yapılır. Mahkeme duruşma aşamasında veya sürecinde duruşma ehliyetini kaybeden kişiye karşı uzlaştırma teklifinde bulunulamaz. Suça ilişkin deliller soruşturma aşamasında toplanır. Bir suçun işlendiğine dair yeterli delil olması ve yeterli şüpheyi oluşturması halinde iddianame hazırlanarak kamu davası açılabilir. Yeterli delil toplanmış, suçun işlenildiğine dair yeterli şüphe oluşmuş ise uzlaştırma yoluna gidilebilir. Yeterli şüphe yoksa, yani iddianame hazırlanabilecek aşamaya gelinemiyorsa uzlaştırmadan söz edemeyiz. Yeterli delil toplanması soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına aittir. Yeterli delil yoksa kovuşturmaya yer yoktur kararı verilir. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu yerde, Cumhuriyet Başsavcılığının bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulur. Şikayete konu uzlaştırmaya tabi suçlar CMK 253'e 1'de gösterilmiştir. Şikayete bağlı olmayıp uzlaştırma kapsamına giren suçların kanunda açıkça belirtilmesi gerekir.
taksirle yaralama, tehdit, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması gibi bazı suçlar şikayete tabi olmasa bile uzlaştırma kapsamındadır. Takibi şikayete bağlı bir suç, kanunda aksini belirtilmedikçe uzlaştırma kapsamındadır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, şikayete tabi olmasına rağmen uzlaştırma kapsamında değildir. 12 yaşından küçükler ile 15 yaşından küçük sağır ve dilsizler ceza ehliyetine haiz olmadıklarından bu kişiler hakkında uzlaştırma yoluna gidilemez. Suça sürüklenen çocuklarda mağdur suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla üst sınırı 3 yıla geçmeyen hapis veya adli para cezası gerektiren suçlarda uzlaştırma yoluna gidilebilir. 15 ile 18 yaş grubunun suç işlemesi halinde uzlaştırma yoluna gidilir. Reşit olmamaları halinde uzlaştırma teklifi kanuni temsilcilerine yapılır. Yani reşit olup olmadıkları zaten doktor raporu ile tespit edilir. 18-21 yaş grubu sağır ve dilsizler için de uzlaştırma yoluna gidilebilir. Takibi şikayete bağlı olmasına rağmen uzlaştırma kapsamında olmayan suçlar arasında karşılıksız çek keşide etme suçu bulunmaktadır. Burada hukuki tanımlara yer vereceğiz. Hukuki tanımları bilmediğimiz zaman uzlaştırmada bazı konulara yabancılık çekiyoruz. Öncelikle şüpheli soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiyi sanık kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişiyi müdafi şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, vekil, katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı, soruşturma, kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, kovuşturma, iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, ifade alma, şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, sorgu, şüpheli veya sanığın hakim veya mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesini, malen sorumlu, yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi. Şimdi olaylarla ilgili suçüstü olayı aslında. Suçüstü nedir? 1. İşlenmekte olan suçu. 2. Henüz işlenmiş olan fiil ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk, suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek yakalanan kişinin işlediği suçu. 3. Fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delille yakalanan kimsenin işlediği suçu ifade etmektedir. Toplu suç, aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenen suçu. Disiplin hapsi. Kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi ifade eder. İşlenen suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yani her iki evrede de uzlaştırma usulü uzlaştırma bürosu tarafından yürütülür. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı
suçun işlendiğini belirtir. Yeterli delilleri topladıktan sonra olayın uzlaştırma kapsamına girdiğinin kararını vermesi üzerine dosyayı gönderme kararı ile uzlaştırma bürosuna gönderir. Cumhuriyet Başsavcısı gönderme kararını inceler ve görüldü kaşesi ile dosyanın gönderilme kararı denetimini gerçekleştirir. Uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili tezli esasları şunlardır. 1. Uzlaştırmaya konu suçun sayılı ve niteliği. 2. Taraf sayısı ve tarafların bulunduğu yer. 3. Uzlaştırma raporunun verilme süresi. 4. Uzlaşma teklifinin sonucu. 5. Uzlaştırma sonucu. Olayın özelliğine göre bir dosyada birden fazla uzlaştırmacıya görev verilebilir. Uzlaştırmacı dosyayı aldıktan sonra öncelikle dosyada bulunan taraflar ile iletişim araçları ile görüşerek yüz yüze gelip uzlaşma teklif formunu imzalatır ve uzlaştırma müzakerelerine başlar. Uzlaştırmacı tarafların görüşlerini aldıktan sonra müzakereleri hangi şekilde sürdüreceğine karar vermelidir. İşlenen suçun durumuna göre müzakereler taraflarla farklı zamanlarda tek tek veya birlikte sürdürülebilir. Tek tek yapılan müzakerelerden sorumlu sonuçlar çıkması halinde görüşmeler müşterek toplantı haline dönüştürülerek sürdürülebilir. Müzakerelerin sürdürülmesinde en uygun yöntem tarafların kendilerini güvende, huzurlu hissettikleri ortamdır. Uzlaştırmacı tarafsız davranarak uzlaşma konusunda çözüm önerileri yelpazesini geniş tutmalı ve ortak noktada uzlaşma yapılması aşamasının son kararını taraflara bırakmalıdır. Uzlaştırmacı tarafları dikkatlice dinler, güven ortamı oluşturur ve mağdur kadar şüpheliye de saygı gösterir. Müzakerelerde olayın oluş şekli ve içeriği, olayın geçmişi, olayın taraflar üzerindeki etkisi ve oluşturduğu sonuç, suça karışan kişilerin aile ve sosyal durumları, mağdurun uğradığı maddi ve manevi zararlar, tarafların olayla ilgili birbirleri hakkındaki tutum ve düşünceleri, uzlaşma sonucunda mağduriyetin giderim veya tazminat şekli görüşüdür. Uzlaşma süreci şu şekilde işler. Uzlaşma teklifinin kabulü, taraflarla ön görüşme ve ön yöntem belirlenme, müzakerelerin başlaması, tarafların teklifleri, tarafların sorunları kabulü, anlaşma süresine üzerine konuşma, çözümün uygun olup olmadığı sonucunda tarafların uzlaşması, uzlaşmanın reddi halinde dosya Cumhuriyet Savcılığına veya mahkemeye iade edilir. Bölüm 6 burada sona ermiştir. Bölüm 7'de görüşmek dileğiyle başarılar diliyorum. Abone olursanız yeniliklerden ve yeni bilgilerden de haberdar olursunuz.